Evet. Bir ayakkabı ustasının yanında şu anda. Kendisi Diyarbakır'a has ayakkabılar yapıyor. Dönelim kendisine ve o bize anlatmaya başlasın. Mehmet Handan da bahsetmiş olsun. Ustam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Ustam önce biz sizi tanıyalım. Ardından da yavaş yavaş buranın durumu, hayatın durumu onlara değinelim. Şimdi ben 25.02.1960 doğumluyum. Diyarbakırlıyım. Babam da kondracı. İsminiz? Mahmut Dönen. Babam 67'de rahmete gitti. Bizim kondracılığımızı görmedi. Şimdi biz kondracılık yapıyoruz. İmalat yapıyoruz Diyarbakır'da. Bu işle uğraşıyoruz. Yaklaşık 50 yıldır ben bu işin içindeyim. İmalat yapıyoruz. Evet. Bu imalat Diyarbakır'a has ayakkabılar değil mi bunlar? Şimdi genelde Diyarbakır'a has ayakkabılar. Çünkü burada isteğe göre yapıyoruz. Yani toptan yapıyoruz. Fakat bireysel istedikleri de yapıyoruz. Genelde burada çarşıya Şeviti dediğimiz yere veriyoruz. Toptana veriyoruz. Merki Ahmet'e toptana veriyoruz. Diyarbakır'ın ilçelerine veriyoruz. Yani veriyoruz ayakkabı, bunları yapıyoruz. Bu işlerle yani genelde isteğe göre yapıyoruz. Peki kaç yılında başladınız? Şimdi normalinde yaklaşık olarak Ziya Kalp Ortaokulu'na gittiğimde 12-13 yaşındaydım, başladım. O zaman başladım. Yaklaşık bir 48-49 senedir bu meslekteyim yani. Diyarbakır'dayım. Ya 50 sene bu meslekteyim yani. Çok ufak yaşları saymazsam. Bir dönem yapılan ayakkabılarla şimdikilerin farkı var mı yoksa? Var, çok var. Bayağı bir fark var. Şimdi eskiden Diyarbakır'a mesela genelde kösele yapılıyordu. Evet. Kösele yapıyordu. Yani şimdi kösele pek fiyatlarından dolayı rağbet pek kalmadı. Ekonomik durumdan daha doğrusu. Rağbet kalmadı. Şimdi taban çalışıyoruz. Gerçi yani bu anda Türkiye'de taban çalışıyor. Çünkü fiyat kösele pahalı geliyor. Ama kalite olarak ki tabii ki kösele kaliteli ayakkabıdır. Yani imkanı olanlar, durumu iyi olanlar ne olur kösele giysinler. Yani köseleden şaşmasınlar. Fakat bu anda kösele çok az yapıyoruz. Eskiye nazaran. Çünkü bu yaptığımız ayakkabılar köseleye göre biraz daha ucuz. Biraz daha sürüm. Biraz daha onlara göre basit. Kösele çünkü ağır iştir biraz. Ağır iştir. Yapılışı da ağırdır. Fiyatı da biraz fazla geliyor. O yüzden bu ekonomik dolaylardan dolayı toptancılar, mağazalar bizden bunu istiyor, biz de bunu yapıyoruz. Fakat köseleyi de istedikleri zaman yapıyoruz yani. Var yani. Anlıyorum. Şu anda Mehmet Han'dayız. Evet. Bu Mehmet Han'ın bir de yıkımla alakalı durumları var. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi bu şekilde düşünüyoruz. Yani planımız kişisel olarak kendi üzerime söyleyeyim. Şimdi her şeyden önce ben bu pasaja geldiğim zaman yani artık kalfa olmuştum. 15 yaşındaydım. Evet. Burada aynı bu katta çalışıyorduk. 15 yaşındaydım geldiğimde. Şimdi şöyle 46 senedir ben bu pasajdayım. Şimdi biz çalışıyoruz. Kondracılık zor bir iş. Şimdi bu yetkililer bu kusura bakmasınlar. Böyle masa başlarında oturmakla olmuyor. Bu bizim işler, emekçi işleri, işçi işleri çok zor. Çünkü bayağı zorlanıyoruz. Hem ekonomik açıdan, hem iş yönünden. Bir de artı şimdi yani pandemi çıktı, bilmem ne çıktı. Bunlarla bayağı uğraşıyoruz. Yani devlet şimdi bir tanesi gitmiş pasajı satmışlar kendi aralarında. Evet. Kısa tutayım yani o kadar böyle detayını anlatayım. Ondan sonra diğer bir insanla çevre şehircilik, özellikle çevre şehirciliğinin o müdürüne sesleniyorum. Onu tanımıyorum, bilmiyorum. Özellikle o buranın yıkılması için çok çaba sarf ediyor. Çok çaba sarf ediyor. O bilmiyorum nedense. Sunulan gerekçe ne yani? Yani diyor ki iki tane önce karşımız Borsakhanı, tarihi Borsakhanı. Yıkılacak burası, oranın şantiye alanı olacak. Şimdi bir yeri yıktığın zaman diğer yeri mi yapıyorsun? Ya yaptığın yeri diğeri mi yıkıyorsun? O olmadı. İkincisi tuttu dedi bina satanların şikayeti var, yıkılmasını istiyorlar.
Ne alaka? İki. Üçüncüsi demişler ki üçüncüsi riskli alan. Ya şimdi riskli alan olabilmesi için. Olabilir. Riskli alan. Ya kardeşim gelirsin bir toprağını, çimentosunu, betonunu alırsın. Bir tahlil yaparsın. Analize göndersin. Hocalar bakar der ya bu riskli alandır. Yani bu bina evet. Yıkılabilir. İnsan güvenliği çok önemlidir. İnsan tabii. Her şeyden kıymetlidir. İnsan her şeyden değerlidir. Biz de insanız. Ona göre boşaltırız. Yeni başımızın çaresine bakarız. Hiç öyle bir şey yok. Çevre Şehircilik verdiği rapora göre milletvekili Sayın Dersim Dağ olması lazım. De Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği dilekçede, önergede demişler ki Çevre Şehircilik Bakanı kurumun açıklamasına göre demiş ki bunlar bize istek üzerine başvurdu. Biz de istek üzerine bunların taleplerini yerine getirdik. Fakat bu arada şeyi göstermişler. Riskli alan olabilir. İhtimali dahilindeymiş. Yani aslında net bir bilgi yok şey olarak. Bir rapor yok, bir analiz yok. Hiç öyle bir şey yok. Yani daha ihtimal dahilindeymiş yani. Böyle bir şey kurmuşlar, şimdi böyle bir şey yok. Yani neyse onlar inşallah yıkılmaz. Girişimlerimizde bulunuyoruz. Haklıyız çünkü. Her şeyden önce haklıyız bir defa. Yani bunu farz et yıksalar da burada bu anda 50-51 tane esnaf bu anda aktiftir. Yani yıkarlarsa hiçbir şey yapamayız onlara. Diyemeyiz. Sadece berdua ederiz. Vatandaşın bedduasını almasınlar. Yetkili bir insan. Ya mutlaka bu devletin içinde yetkili insan vardı. Bir tane akıllı bir insan çıkar der ya kardeşim o pasajı niye yıkıyorsun? Bak burada bu pasaj ada gibi. Dört etrafı sarılı bir tane yıkılmış, kamulaştırılmış ne bina var ne ev var. Bak dört etrafı 360 derece döndüğün zaman bir tane yıkılmış, istimlak edilmiş bir ne dükkan var ne ev var. Evet. Niye yıkıyorsunuz bunu? Evet. Yıkmayın. Yıkmayın. Bırakın. Şayet burada da söylüyorum. Yani bu yıkılırsa ben kendi bu yaştan sonra bırakacağım. Bu işi bırakacağım. Çünkü baş edemiyorum. O halde biz o kaybolmaya aday durumda çünkü şu anda. Eğer ki sizin gibi ustalar da bırakırsa bu işi. O ayakkabı yapımını bir görelim. Evet. Nelerden geçiyor? Nasıl oluyor? Evet, ona olur, göre başlayalım. Olur gösterelim. Hocam birinci aşama talebe göre deriyi çıkardık. Modeli çıkardık. Modelden sonra sayamızı kestik. Sayamızı kestikten sonra hocam tıraşımızı da gerçekleştirdik. Tıraşımızı da bitirdik. Şimdi burada saya dönen bölüm var. Evet. Saya dönen bölümde şimdi bu sayayı örneğin saya 20 parça, 10 parça ne ise modelden modele değişiyor. Onları birleştirip yekpare tek bir parça haline getireceğiz. Ondan sonra tarafına geçeceğiz. Çekme kısım tarafına. Kalıba çekme kısmı. Evet. Tamam. Bu andaki bulduğumuz yer saya kısım, sayayım. Tamam, başlayalım o halde. Nasıl bir şey? Şimdi bunları tıraş ettik. Sayayı tıraş ettik. Tutkalla yapıyoruz bunu. Bunlar Bali derbi ilaç diyoruz yani. Bunlara ilaç diyoruz. Bu ilaçlama yapıyoruz bunlarla. Bunlarla yaptıktan sonra parçaları birleştireceğiz. Makinede dikeceğiz. Tek parça haline geldikten sonra ondan sonra çekme kısmına gelecek. Çekme kısmından sonra oraya geldiğimiz zaman zaten o makinelerde çekilişini falan diğerini hepsini tek tek göstereceğiz yani. Bu anda bu yaptığımız iş yani ayakkabının yumuşak üst kısmını saya kısmı, saya bölümü diyoruz. Saya kısmı oluyor. İstersen biz dikişe geçelim.
Sağ kısmının birleştirilmesine evet. başladık şu anda. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi bundan sonra sayayı diktik. Evet. Yani öbekti. Şimdi kalfa arkada. Sabri kalfa arka aşağı sayayı teslim ettik. Sabri oradan bir tek sayayı vermem. Şimdi saya bu şekilde geldi. Evet. Tek parça yekpare haline geldi bu saya. Bu sayayı biz aldıktan sonra bunun buna göre kalıplar var. Yani sayaya göre kalıplar var. Onlara kalfa alıp bunu çekecek. Çektikten sonra göreceksiniz. Aşama aşama göreceksiniz. Yani bir ayakkabı nasıl bir yer. Yani böyle dışarıdan göründüğü gibi bu kadar basit bir iş. Yani bu hale gelse bile daha başka birçok aşama var. Yani. Tabii tabii. Bu şimdi bu anda daha... Sanki tamam gibi duruyor aslında ama... Şimdi daha bundan sonraki bir de meşakkatli kısmı. Yani zor kısımları daha da göreceğiz. Ya bu daha basit kısmı. Evet. Şimdi göreceksiniz zaten. Orada ondan sonra aşama aşama. Kalıba çekilecek. Dibinde taban vurulacak. Ayakkabı fırına atılacak. Fırından sonra kompresörler çalışacak. Pres basacak. Ayakkabı bittikten sonra burada geçecek. Makinede temizlemesi yapılacak. Temizlemesi bittikten sonra ikinci bir aşama temizleme. Astar atılacak. Ve en sonunda o hale gelecek. O hale yani bu aşama aşama göreceksiniz yani bu. O halde başlayalım diğer kısmına. Başlayalım. Bunu kalfaya verelim. Kalfa başlasın. Diğer ustamızın yanındayız. Fırından ayakkabılarımız çıktı. Geri kalan kısmını şimdi ustamız bize anlatacak. Bakalım neler var. Ustam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Önce sizi bir tanıyalım ve burada ne yapacağımızı anlatın bize. Ben Ahmet Arif Gökçek. 1977-78 doğumluyum. 87'de geldim mesleğe. Evet. O tarihten beri ayakkabı üretimindesiniz. Burada hangi işi yapacağız şu anda? Bu şimdilik tabanı yapıştıracağız. Tamam. Üste atılacak. Biz üste diyoruz. Üste deniyor ama taban kısmı. Tabii taban kısmı. Çok güzel. Tamam başlayalım mı? Başlayalım. Siz nerede oturuyorsunuz normalde? Sur'da mı? Daha önce İskenderpaşa'da oturuyorduk. Sur'da. Evet. Ama şimdi... Şeyde oturuyoruz. Siz de çıkmak zorundasınız. Biz de çıktık. Beraberinde Wuhan'da gidecek. Tabii yani. Wuhan'da gidecek. Yani aslında Sur'u bir kimlikle sizleştirme durumu var sanki. Eyvallah öyle. Doğru. Çivileri söktük, tıraşımızı yaptık, ilacımızı sürdük. Şimdi de üste yatacağız. Yapışacak yani. Yapışacak. Resimimizi yapıştık.
tabanımızı yapıştırayım. Prese bu şekil yerleştireyim. Bu onun iyice artık yapışması. Bu tamamdır. Sağlık. Yapışması tamamdır da. Şimdi bir... Bundan sonra ne yapıyoruz? Kenarlarını bir sileyim. Ufak bir rüküştür. Ufak bir rüküştür. Tamam. Ondan sonra zaten artık falan. Bitmiş mi? Hı-hı, bitmiş. Yani. Tamam. Yani kalıptan çıkmış şekli. Evet sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi ayakkabımız son halini aldı. Bu kundura Diyarbakır'a has bir kundura. Zamana yenik düşen bir özelliği var ama işte artık pek fazla kösele yapılmıyor. Şimdilerde bu halde. Ustalarımız bunları çok zorlanarak yapsa da yapmaya devam ediyorlar. Fakat Mehmet Han'dayız şu anda ve Mehmet Han'da yıkılacak ve son ustalar da yavaş yavaş buralardan göçüp gidecekler. Ve Ahmet'in, Sur'un içindeki bu ustalıklar, bu zanaatlar da yok olmaya başlayacak. Başka bir programda tekrar yeni bir var ediş öyküsü görmek için bizimle beraber olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.